Murat Yılmaz Erzincan. Emirle görüşmenizi hazırım komutanım. Rahat asker. Murat. Murat. Murat'ım hoş geldin. Hoş bulduk komutanım. Nasılsın, iyi misin? İyiyim komutanım, göreve devam. Güzel, güzel. İyi gördüm seni. Otur, ayakta kal. Kusura bakma, seni buralara kadar yordum işinin gücünün arasında. Ne demek komutanım, olur mu öyle şey? Ya işte bana kim yardım eder diye düşündüm, aklıma direkt sen geldin. Komutanım, aklınıza başkası gelseydi olmazdı zaten. Hem elimde boş gelmedim, araştırdım buldum. Öyle mi? Komutanım, bu Serdar Kılın'da garip, çizgi dışı bir durum yok. Hem GBT'si falan da temiz çıktı. Peki neciymiş bu adam? Yani ne iş yaparmış, nerede yaşarmış? Adli Tıp Müdürlüğü'nde basit bir memurmuş. Uzun seneler Muğla'da çalışmış. Sonra İstanbul'da tayin çıkmış. Muğla mı? Evet komutanım. Peki bu adam hangi yıllarda Muğla'daymış, bunu öğrenebilir miyiz? Dedim ya komutanım, elim dolu geldi. ...2007 yılına kadar Muğla'daymış. Ondan sonra da İstanbul'a tayinini istemiş. Hocam, kusura bakmayın, bu halde yordum sizi. Ne zaman hazırlandı bu evraklar? Bu sabah efendim. Siz arayıp ne var ne yok getir demeseniz ben sizi rahatsız etmezdim. Organ nakli merkezinin iptal kararı. Kim verdi bu kararı? Süleyman Bey efendim. Onu hemen bana çağırdı. Peki efendim, hemen. Ne söz? Beni çöp gibi bıraktığın o akşam arkamdan ağlarken söz verdim. Yaşlanınca sana bakmayacağım diye. Ne sana, ne de o karın olacak yılana bakmayacağım. Ne oldu? Kızmadın mı? Eski performansını kaybetmişsin baba. Benim bildiğim Vedat Erdem kaldırdı şu yumruğunu. Burnundan sulayarak indirirdi bir tane yüzüme. Büyüdüm şimdi tabii. Karşılık veririm diye mi korkuyorsun? Hiç korkma. Allah sana cezanı o kadınla evlendiğin ilk gün verdi zaten. Bana gerek kalmadı. Şimdi al o dosyayı. Git başka doktora göster. Bir daha da karşıma çıkmayın ben. İstemeden kulak misafiri oldum babanla konuşmazsa. Dinledim desene sen onu. Dinlemedim, duydum. Neyse, uğraşamayacağım. Ne var? Aslı'yı almayı kabul ediyorum. Neden fikrini değiştirdin? Duyduklarından sonra acıdın mı? Saçmalama gözümü seveyim. Her şey olabilirsin, her şey. Ama acınacak son kadın sensindir herhalde. Bu arada ben Düvenli'yle büyüdüm. Kötü süre denk gelince bunun ne demek olduğunu iyi bilirim. Ona bakmak istememeyi de normal karşılıyorum. Sadece üvey anne değildi. Hep kötü bir insandı. Her neyse, salla gitsin işte. Ameliyatı ben yapıyorum, tamam? Tamam. Teşekkür ederim. Ben de iyice koruman oldum senin ya. Gitmem lazım. Alo. Müsait misin? Sayılır. Hastanenin önündeyim. Sana önemli bir haberim var. Gelebilir misin? Konu ne? Önemli Eylül. Gel.
Bu ne demek oluyor? Bunu bana izah et Süleyman. Dur artık Ziyanur. Bir köşeye çekil ve dur artık. Bırak bu işleri. Ha ne biçim laf? Ben hala buradayım. Ölmedim. İşimin başındayım. Oğlum da burada. Ben de onu diyorum ya. Oğlun için bir kenara çekilmenin zamanı geldi. Ne demek bu şimdi? Bak dostum. Unutma ki uzun yıllardır beraberiz. Ve hepimizin sırları var. Ne? Ne demek istiyorsun? Bu organın akil merkezi işinde diretme demek istiyorum. Biricik oğlunun aşık olduğu kıza babaannesinin ölümünü gizlediğini söylemeye mecbur bırakma bizi. Ne saçmalıyorsun sen? Ne? Bizimle suç ortaklığı ettiğini inkar mı edeceksin? Yazıklar olsun. Bir de beni tehdit ediyorsun. Yazıklar olsun! Sırf size yardım etmek için. Sakin ol dostum. Daha yeni ameliyattan çıktın. Ben en iyisi seni biraz yalnız bırakayım. Sen de şu iptal işini düşün. Mantıklı ol. Tekrar konuşalım, anlaşalım.